Piano Jewelry sunar. Yeterli ilgiyi görmediğinizi düşünüyor musun? Başarıyı rakamsal olarak değerlendirecek olursak daha başarılıyım diyebilirim. Ben 7. kuşak müzisyenim ailedeki. Şarkıyı söyleyen kişi kadar biz de ön planda olalım, atlayalım. Müzik piyasasını bir satranç tahtasına benzetirsek, sizler şahı görürken biz şahı hareket ettirenleriz diyor musun? Şarkının girişindeki melodiyi ben ağzımla söylüyorum. Aramızda telepatik bir bağ var neredeyse yani. Ama Arem'le ilgili değiştirmek istediğim bir şey var. Arem bunu çok iyi biliyor. Program yeni başlıyor. Soğuk değilse suyunu soğutabilirim. Ben de sanatçıyım, benim niye düşmüyor? Türkiye'de eğitilmemişiz. Eğitilmiyormuşuz da yani. Ya aldığımız şey eğitim değilmiş. Son çıkan parçanız Melek'ti. Rain'den Melek. Bizim de Türkçe müziğe olan bakış açımız bu konuyla değişti. Arem Arman olarak Türkçe müziğe, Türkçe pop'a, Türkçe dans müziğine katabileceğimiz çok fazla şey olduğunu düşünüyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne haber? İyidir. Sizden ne haber? İyiyiz. Sayın hocam, merhaba. Siyah ve beyaz mı? Biz de her zaman böyle. Hadi bakalım. Nasıl oturuyorum? Buyurun. Şöyle mi geçeceğim ben? Ben buraya oturuyorum. Tamam, hadi. Fark etmez, sen ister. Neyse, böyle oturuyorum ben. İşte bu. İyi, hadi. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar hep yel gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Tüm Türkiye'nin severek dinlediği İzmir Marşı ile bağ nedir? Şöyle, İzmir Marşı bestecisi olarak kayda geçmiş olan İzzettin Hümayi Elçioğlu benim büyük dedem. Yani ben de hatta bu E-Devlet üzerinden soy ağacına bakma şeyi olduğunda oradan bu olayı teyit etmiştim. Dedemin dedesi oluyor kendisi. Ama tabii ki asla ve asla işte bu marş bizim bilmem ne falan gibi böyle bir egoya asla girmiyorum. Ne kadar değerli ve ne kadar güzel bir anlamı olduğunu farkındayım. Dolayısıyla senin bağın neyse ya da izleyen herhangi birisinin bağı neyse benim de bağım kesinlikle odur. Bununla ilgili bir cover da yaptınız. Evet. O dönemde şöyle eleştiriler gördüm ben sosyal medyada. İşte İzmir Marşı kutsaldır, sizin ne haddinize bunu kullanmak ve sen bunların hiçbirine çıkıp zaten bu marşı benim dedemin dedesi yaptı demedin, sahiplenmedin, çok üzerine konuşmadığını biliyorum. Belki ilk defa bunu duyacaklar, evet, ve bu bilgi defa belki şaşırtabilir. Evet. Bu anlamda kendini ifade etme ihtiyacı hissettin mi? Ben 7. kuşak müzisyenim ailedeki. Yani müzisyen olarak tabir edersem kendimi, ki benden önceki kuşaklar çok daha saygın, çok daha gerçekten sanatçı diyebileceğim insanlar. Benim babam orkestra şefi, annem tiyatro sanatçısı, dedem koro sanatçısı. Babaannem Türkiye'nin ilk exportlarından, yani ilk defa dünyaya global bir export yapılmış hali bir sanatçının, soprano, o da Müfide Özgüç. Ondan sonra büyük dedem işte ta İzzettin Hümayi Elçioğlu, hatta ondan bir öncesine kadar, babamla araştırdık bayağı bir, ondan bir öncesine kadar hep müzik var. Ben ilk başlarda işte endüstri mühendisliği okumuştum. 2 sene kadar. Ondan sonra bırakıp Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlardan mezun oldum. Ve ben de müziğe yöneldim. Demek ki gerçekten kan çekiyormuş yani. Ama ben 7. kuşak, eğer müzisyen tabiri şey yapacaksak. Bence kuşak. Bu konuda mütevazı olamayacak kadar başarılısınız. Çok teşekkür ediyorum ama bizimki biraz daha bu yeni nesilde. Evet, müzisyen ama sanatçı mı değil mi? Bilmiyorum, ama bu tartışılır. Rain Man, Buray, Köksal, Feride Hilal Akın gibi yeni nesil şarkıcılara ait çok hit parçaların düzenlenmesine imza attınız. Yaptığınız bu şarkılar milyonlarca kez dinlendi ve bu şarkılar birçok kişinin Spotify listesinde de var. İşin önemli kısmını yapmanıza rağmen yeterli ilgiyi görmediğinizi düşünüyor musun? Şöyle, aslında hani yeterli ilgiyi görmediğimizi düşünmüyorum. Hani bu dünyanın her yerinde aslında böyle. Atıyorum, bizim örnek aldığımız global isimlerden örnek vereyim. Mesela DJ Snake, bizim hem kariyer olarak hem duruş olarak işte örnek aldığımız, işte idol belirlediğimiz tabiri caizse bir isim. Mesela bir ödül töreni düşünelim. Bu ödül töreninde işte Kırmızı Halı'da ünlüler yürüyor. DJ Snake de yürüyor ya da DJ Snake'in yaptığı şarkılar 2 milyar izlenmelere falan gelmiş şarkılar. Ama atıyorum, izlenmeleri işte 500 milyon civarında olan bir pop sanatçısı, ikisi yan yana Kırmızı Halı'dan yürüdüğünü düşünelim. DJ Snake'i gördüğü zaman hey o falan sesler çıkarken, fotoğraf çektirmeye çalışırken insanlar, bir pop sanatçısının, bir daha ön planda olan bir sanatçının, şarkıyı söyleyen kişinin
yürüdüğü zaman çığlıkların ve flaşların patladığını görüyoruz. Bu genel %90'da böyle. Dolayısıyla hani bu beklenti meselesi. Ama bunun bir de şöyle yani bir ters bakış açısı var. Tam olarak ön planda olmuş olmuyorsun ama sanatçıların gözünde ön planda olmuş oluyorsun. Yani şöyle, sen aslında o kadar ön planda olup o kadar dinlenen, o kadar çığlıkların koptuğu, sanatını çok başarılı şekilde icra eden insanların gözünde ha evet ben Arem Arman'la çalışırsam ya da onlarla bir araya geldiğin zaman sizin bir piyasada bir karşılığınız var. Sizin müziklerinize bir saygı duyuyoruz ve onların bizim gözümüzde siz aslında hey ho çığlıklar atacağımız isimlersiniz gibi bir yaklaşım olduğu için o bizi çok mutlu ediyor. Dolayısıyla hani bizim asla şöyle bir beklentimiz olmadı. İşte şarkıyı söyleyen kişi kadar biz de işte atıyorum ön planda olalım, atlayalım. Hatta tam tersine bizim için oynadığımız kliplere de dikkat ederseniz daha az görünmek, daha espri şeklinde ortamda olmak. İşte vizibilitemizi olabildiğince daha böyle işte evet biz parmak bastık bu projeye ama işte görsel iletişim bu şekilde kurmak daha çok hoşumuza gitti. Bazı isimler var. Mesela The Chainsmokers, Closer diye bir şarkısı var biliyorsunuzdur. Bu isimler işte DJ olarak kariyerlerine başladılar. Onlar da iki kişiler. Bizim gibi duo. Yine bizim de örnek aldığımız bir isim. Bir tanesi şarkıları söylemeye başladı ve yani DJ projesi olarak başlamış olan bir proje bizim gibi. Bir tanesi şarkıları söylemeye başladı. Bir tanesi müzikleri, müzik tarafında, müziği çalan kişi tarafında olmaya başladı. Yani globalde de hani o ilgiyi üstlerine çekmek isteyen markalar biraz daha strateji değişikliklerine de gidiyorlar vesaire. Ama biz hani yeterli ilgiden çok, hatta biz çok ilgi gördüğümüzü bile düşünüyoruz diyebilirim yani. O yüzden yani çok memnun olduğum bir konu. Herhangi bir şikayetçi olduğum bir durum yok. Yani. O halde şunu söyleyebilir miyiz? Müzik piyasasını bir satranç tahtasına benzetirsek, sizler şahı görürken biz şahı hareket ettirenleriz diyor musun? Yani çok çok egoist bir yaklaşım orada. Ama görünmeyen tarafında bu işin siz varsınız. Evet, aslında hani biz görünen tarafta da yer aldığımız projeler oluyor. Görünmeyen taraflarda da yer aldığımız oluyor. İşte Rain Man örneğinde verdiğin gibi biz işin düzenleme aşamasındaydık. Ama işte Buray, Feride, Hilal Akın ve Köksal'la yaptığımız Rampa Babam şarkısında biz görünen taraftaydık. Onlar da tabii ki aynı şekilde bir arada. Değişiyor, evet. Biraz önce bahsettiğin Rampa Babam, evet, ya da Rain Man'in Melek şarkısı. Bunlar toplamda 100 milyondan bile fazla izlenen müzikler. Şimdi Buray'la da bir parça var. Evet. Burada seninle yakın olduğum için bildiğim bir bilgi var. Evet. Bu müziklerin içinde insanların en çok aklında kalan kısmı bir enstrümandan çıkmıyor. Evet. Nereden çıkıyor? Şöyle, biz hani prodüksiyon aşamasındayken, stüdyodayken Arman'la beraber doğru melodiyi bulmak ve işte doğru hissiyatı karşıya geçirebilmek için uğraştığımız zamanlarda bir enstrümanın çalması gereken şeyi kendi sesimizle işte atıyorum Arman, diyorum ki ben, sen geç bilgisayarın başına bas kayda, ben şöyle bir şey duymak istiyorum burada dediğim şeyi mesela kendi sesimle canlandırıyorum. İşte Arman kaydediyor, biraz şöyle değiştirelim, biraz böyle değiştirelim. Sanki atıyorum kemanla kaydedeceğimiz bir şeyi kendi sesimle ben oraya kaydetmiş oluyorum. Arman'la beraber stüdyoda bunu proses ediyoruz ve kemancıya gidiyoruz, diyoruz ki burada biz böyle bir şey olsun. Hep bundan önce bizim yaratım aşamalarımız böyle gelişti. Ondan sonra şunu fark ettik. İnsan sesini şu andaki teknolojiyle bir enstrüman gibi bir hale, synth bir sese, sentez bir sese getirebilmek gibi bir teknoloji var elimizde. Dolayısıyla dedik ki bunun ilk örneği Rampa Babam örneğiydi. Şarkının girişindeki melodiyi ben ağzımla söylüyorum. Ve bunu bir sesi biraz biz değiştirdik. Bir synth bir sesmiş gibi geliyor. Ve bu çok beğenildi, çok tuttu ve çok imza gibi bir şey oldu bizim için. Aslında organik gelişti tamamen durum. Ondan sonra aynı şeyi da çıkmamış olan şarkılarımıza, denemelerimizde, bilgisayardaki projelere denedik ve gerçekten hem unique bir şey, yani böyle bize has bir şey, bize özel bir şey yakalamış olduk. Ondan sonra Rain Man şarkısının başladığı zaman, Rain Man Melek şarkısının play'e basın, yine bizim imzamız olan bir sesle başlıyor. Aslında o benim sesim ve Arman'la beraber onu bilgisayarın başında yine sentez bir ses haline getiriyoruz ve doğru melodiyi, doğru hissiyatı hiçbir enstrüman olmadan, hiçbir şey olmadan, ki şu, bu sıcaklık da bir şekilde geçiyor insana. Yani sen dinlerken onu bu insan sesi değil diyorsun ama insan sesi de diyorsun bir yandan. Dolayısıyla bu sıcaklık da karşıya geçiyor. Dolayısıyla şarkı başladığında bizim hangi şarkımızı açarsanız açın şu andan itibaren, isterseniz Rampa Babam, isterseniz Rain Man Melek, isterseniz Buray'la olan Senin Yüzünden şarkısının başını, play'e bastıktan sonra 5 saniye sonra şarkıyı durdurun, hangi şarkı olduğunu söylersiniz. Evet. Dolayısıyla bu hem imza olmuş oldu, hem işte dediğim gibi insan sesi ama aslında değil de gibi bir sıcaklık yakalamış oluyor dinleyiciyle. Hem de çok iyi çalıştı.
Ve biz bunu devam ettirmeyi de düşünüyoruz yani. Mükemmel. TikTok veya Reels'ı gözlemlediğimde çok basit şekilde yapılmış, yani dijital müzik dünyasına göre ilkel veya bayağı sayılabilecek remix çalışmalarının çok büyük kitlelerce sevildiğini görüyorum. Bunu sen de gözlemledin mi? Mesela Evet. Bir zamanlar Apache müziği vardı. Evet. Şimdi onlar gibi, o Apache müziği gibi, o kalitede yapılmış onlarca müzik var. Evet. Bunun sebebi ne olabilir? Şimdi şöyle, bunu hani TikTok, Reels, sosyal medya ya da medya ne olarak değerlendirmek istersek değerlendirebiliriz. Ama bu aslında yıllardır süre gelen bir tüketim alışkanlığı bence. Yani şöyle, sen insanların beğenisine sunduğun herhangi bir ürünü, bu bir görsel bir ürün olabilir, bu işitsel bir ürün olabilir, bu bir atıyorum ne olursa olsun, yani insanların beğenisine sunduğun ve bu karşılığında bir beklenti umduğun bir ürünü pazarlamak için dört altın kural var bence. Bir tanesi, sunduğun ürün ya işte güzellikten, yakışıklılıktan, işte seksilikten, işte cool'luktan gelen bir görsel şey. Buna mesela seni örnek veriyorum. Sen yaptığın işi çok iyi yapıyorsun. Mükemmel, saygı duyulan ve tamamen kendi orijinal çizginin üzerinde giden bir kariyerin var. Kesinlikle en çok gurur duyan insanlardan bir tanesin. Bunu şahsen sen de biliyorsun zaten. Ama mesela atmış olduğun, atıyorum geçen hafta yayınlamış olduğun postun altına beraber girelim. Dinleyenler de girsinler şu anda. Atıyorum bir telaffuz hatasından bahsediyorsun değil mi? Son derece saygı duyuyorum buna. Ama bu telaffuz hatasıyla ilgili paylaştığın videonun altında 4 tane evlenme teklifi var. 3 tane işte gelen kutuna bir bakar mısın mennan var. Evet. İşte durum böyle. İkinci öğe, insanların duygusal boşluklarına hitap ettiğin öğe. Atıyorum ağlatan diziler. Ben bir fragman hatırlıyorum. Fragman başlıyor, bir tane diyalog yok. Hiç kimse hiçbir şey söylemiyor. Teyze ağlıyor, amca ağlıyor, bakıcı ağlıyor, üçüncü bakıcı ağlıyor, beşinci bakıcı ağlıyor. Öteki ağlıyor, kadın ağlıyor, başrolde yakışıklı olan ağlıyor, herkes ağlıyor, keman ağlıyor arka planda. Efektler ağlıyor, müzik ağlıyor, bitiyor. Rating rekorları kırılıyor. İkincisi demek istediğim şey insanların bu duygusal boşluğuna hitap eden durum. Üçüncü altın kural bence fanatizme. İnsanların bu fanatik olduğu konuya parmak basma durumu. Yani konuyu ben çok genişten aldım, farkındayım ama toparlayacağım. Atıyorum bir takıma duyulan fanatizm olabilir. Bir siyasi partiye duyulan fanatizm olabilir, politik bir öğe olabilir. Buna batırılan iğneden bahsediyorum. Yani sen yaratmış olduğun ürünü buralara iğne batırarak pazarlamaya çalışma tekniğinden bahsediyorum. Ki bu günümüzde de var, yıllar süre gelen bir PR çalışması ya da organik gelişiyor da olsa ilgi çeken, ürüne ilgi çeken bir durum. Dördüncü altın öğe de komedi. Yani insanları güldüren, insanların işte kahkaha attığı, kimi zaman çok yoğun çalışan bir kalp cerrahının eve geldiği zaman açıp hani 4 kişinin hayatını kurtarmış, 2 kişi önünde belki de masada kalmış, hayatını kaybetmiş. Bu stresle yüzleşmemek için eve gelip çıtır çerez gibi izlediği bir komedi de olabilir. Ya da komedi üstadlarının yapmış olduğu derin, 3 anlamı olan esprilerden oluşan, sonradan dinlediğinde, aa burada da bunu söylüyormuş gibi olan ileri düzey bir komedi de olabilir. Ama 4 tane altın kural var bence. Yani konuya dönecek olursam, TikTok üzerinden ya da Reels üzerinden ya da herhangi biri üzerinden insanların artık bir müziği, bir içeriği kendilerini ön plana çıkartabilecekleri şekilde kullanabilecekleri durumlar oluşmaya başladı. Örnek veriyorum. Bir Apache müzik var. Bu müziğin kendi tüketicisinin dışında bunu bir kedi videosunun arkasına yerleştiriyorsunuz. Bir kedi zıplamaya çalışıyor bir yerden bir yere. Ayağı kayıyor, oradan oraya zıplayamıyor, aradan yere düşüyor. Ha 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 ne kadar güzel. Bu videoyu yaratıyorsunuz, ben sana gönderiyorum. Sen arkadaşına gönderiyorsun, o arkadaşına gönderiyor, o arkadaşına gönderiyor. Ve bu tarz müzikler bunların altına yerleştirildiğinde çok kolay tüketilmesi olan ve ticari olarak da PR'ının çok kolay yapılabileceği durumlar oluşturuyor. Hmm. Ya da mesela atıyorum bir kız kendisinin ne kadar seksi, kendisinin ne kadar güzel olduğunu aslında ön plana çıkarmaya çalışıyor ve bir TikTok çekecek. TikTok'un karşısına geçiyor, aslında o şarkının akımına uyuyormuş ya da o şarkının orası ona uygunmuş gibi ne kadar komiyim, ne kadar iyi dans ediyorum dermiş gibi aslında vermek istediğini veriyor. Dolayısıyla sen insanlara kendi istedikleri şeyi pazarlayabilecekleri hissiyatını vererek bir müzik üretirsen, ki bu senin az önce örneğini verdiğin Apache müziği, şimdilerde bu araba müziği, erkek müziği, işte spor müziği, kas müziği, bilmem ne müziği olarak ne isim verirsen ver, insanlara kendi istedikleri şeyi pazarlayabilecekleri müziği verirsen,
kolay tüketilebilen bu az önce söylediğin janradaki müzikten bahsediyorum. Onların tüketiyorlar. Dolayısıyla ben asla bunlara bu bir apaçı müziğidir, kötü kalitedir falan diye bakmıyorum. Saygı duyuyorum. Bunun kendi tüketicisi de var. Evet. Hatta daha da fazla. Hani diğerleri olarak değerlendireceğin diğer müziklerden daha da fazla. Ama ben kesinlikle saygı duyuyorum ve çok normal buluyorum bunu. Hem teknolojinin durumu hem sosyal medyanın şu anki durumu. Çok beklenilen bir şey bence ve böyle olmaya da devam edecek. Şunu söyleyebiliriz o halde. İnsanlar kendi düşük bütçeli 15 saniyeli kliplerini çekiyorlar. Aynen aslında. Öyle. Ve sen onların şarkılarını onlara hediye ediyorsun. Belki biz bu herkes bir gün 15 saniyeliğine ünlü olacak klişesini yanlış anlamışızdır. Olabilir. Yani ben herkesin artık günümüzdeki herkesin içinde küçük bir influencer olduğunu düşünüyorum. Ya da günümüzdeki herkesin artık ben de keşfedilmeliyim. Ya da atıyorum yanından geçerken senin neyin eksik baksana senin sesin de ne kadar güzel. Bu oluyorsa sen de olmazsın. Artık sosyal medyanın bu geldiği noktada herkes artık bir kendi alanında yani atıyorum bir oyuncu atıyorum ya da bir ünlü bir işte çok büyük bir popstar düşünelim. İşte atıyorum Justin Bieber. Aslında bir influencer da aynı zamanda ama müzisyen. Ama şimdi günümüzde baktığımız zaman hiçbir vasfı olmadığı zaman asla kötü olarak değerlendirmiyorum bunu. Yani bir hating olarak da değerlendirmiyorum. Herhangi bir kalifiye durumu olmamasına rağmen ünlü olan bir sürü insan var. Ve olabilir ve saygı duyuyorum ve tıklanıyorlar, popülerler, izleniyorlar, takip ediliyorlar, örnek alınıyorlar. Dolayısıyla hani bunun daha da artacağını da düşünüyorum ben. Bu verdiğin TikTok Reels örneği de tamamen günümüzdeki sosyal medyanın ve tüketimin bu hale almasından, bu hale gelmesinden kaynaklandığını düşünüyorum ve gayet normal karşılıyorum. Yol arkadaşınla yıllardır birliktesin. Birçok esere birlikte imza attınız, çok uyumlusunuz. Buna rağmen onda değiştirmek istediğin, sevmediğin bir özellik var mı? Program yeni başlıyor. Soğuk değilse suyunu soğutabilirim. Gayet iyiyim. O zaman şöyle üzerine soğuk su içilecek güzel bir şey söylemeni istiyorum. Bazen o kadar hızlı düşünüyor, o kadar ileri gidiyor ki. Seninle sohbet ederken seninle 7 saat sonra ne konuşacağını bile artık kafasında kurgulamış ve bu konuşmanın nereye gideceği, bu konuşmanın gittiği yerden ne doğacağı falan bütün hepsini analiz edebiliyor kafasının içinde. Bazen gözünün önündeki şeyi görmüyor. Basit olanı kaçırıyor. Evet. Ve çok doğru hamlelerle bugüne kadar ilerlediğimiz için Arman'la beraber gözünün önündeki görmediği şey bazen ona yanlış gelebiliyor. Mesela ben ona diyorum ki işte bizim bir yıl sonra yapacak olduğumuz planladığımız bir projeyle ilgili konuşurken ben ona bir gün sonra yapabileceğimiz bir örnek veriyorum. Mesela diyorum ki şöyle şöyle bir projeyi aslında gözümüzün önünde bunu ben görüyorum ve söylüyorum Arman'a. Arman da diyor ki mesela o proje aslında bu bize düşündüğün kadar şey getirmeyebilir. Ama aslında 10 kişiye sorsan 10-11'i bunun aslında evet bu doğru bir projedir diye değerlendirebilir. Ondan sonra o proje o durumda o projeyi aslında yapıyoruz, okey oluyoruz, beraber o projeyi yürütüyoruz, bir haftalık bir şey. Ama Arman'ın kafası, İngilizce bir laf vardır, how can I make sense when I have millions in my mind diye. Arman'ın kafası millions'da olduğu için o sense konusunu beraber çözerken ortak çalışma konusunda çok zorlanıyoruz. Peki ya sana göre bu durum nasıl? Vallahi benim için Arem gibi bir adamla ortak olmak veya yani kardeş olmak inanılmaz bir lütuf ve ben her gün bunun için şükrediyorum. Arem her seferinde de bunu söylerim yani. Hiç bir zaman hani böyle şey değil. Söylememezlik yapmayız birbirimize. Birbirimizin değerini çok net farkındayız ve aramızda telepatik bir bağ var neredeyse yani. Toplantılarda, orada, burada, arabada giderken bile konuşmadan toplantı yapıyoruz bazen. O beyninde bir şey düşünüyor, ben beynimde bir şey düşünüyorum. Yani puzzle gibi birbirimizi tamamladığımızı düşünüyorum ve işlerimiz de o yüzden hani güzel geçiyor. Hayatımız da keyifli. Özel hayatımızda da bayağı uyumlu bir ikiliyiz. Ama Arem'le ilgili değiştirmek istediğim bir şey var. Arem bunu çok iyi biliyor. Ve yani onun için de aslında biraz çabalıyor ama işte biraz daha uğraşmamız gerekiyor. Arem morali bozulduğu zaman herhangi bir konuya yani düşüşünü önleyemiyoruz. Modu düştüğü zaman Arem'in gerçekten düşüyor. Yani bu çok sık da olan bir şey değil aslında ama yani düştüğü zaman ben böyle 40 takla atıyorum o modu geri toparlamak için. Öyle ya da böyle toparlıyoruz ama hani şey kendimden ziyade Arem'in canının çok sıkıldığını gördüğüm için bunu hani onun iyiliği için aslında istiyorum yani. Bazen büyütülmemesi gereken bir olayı kafasında çok fazla büyütebiliyor ve o da ona birazcık zarar veriyor. Onu değiştirmeyi çok isterim. Bu biraz sanatçı tribi değil midir aslında? Düşük mod, düşük moral. Her ne kadar yaptığınız işte... Ben de sanatçıyım, benim niye düşmüyor? Ama senin için genius dedi. Belki o yüzden sen bu durumlardan daha rahat sıyrılabiliyorsun. Bilmiyorum, teveccüh yani...
Yani Arem'in düşmesi çok haklı çünkü bazen benim de arkamı toparladığı bir sürü senaryo olduğu için bazen onun omuzlarına çok fazla yük bindirmiş olabiliyorum yani. O yüzden hakkını da teslim etmem gerekiyor. Bazı konularda çok kolay olmadığımı biliyorum. Bazı konularda da çok kolay olduğumu biliyorum. Onun ayrı bir konu ama şey yani ben de elimden geleni yapıyorum onu o konularda şey yapmak için, modunu yükseltmek için çabalıyorum, emek sarf ediyorum ve düzeltiyoruz ondan sonra da. Peki çok güzel bir test yaptım ve aranızı bozamayacağımı fark ettiğim için diğer soruma geçiyorum. Hayata Prag'da merhaba dedin, Arabistan'da da eğitime başladın, sonra Ankara. Bu yolculuğu anlatır mısın? Ben eminim senin hayatından bir tecrübe edinebiliriz. Yani çok enteresan bir hayat geçirdiğimi söyleyebilirim. Bunu şu yüzden söyleyebilirim çünkü yani Prag, Suudi Arabistan, Türkiye sürekli bir adaptasyon, sürekli bir çevre değişikliği. Yani mesela ben Türkiye'den Arabistan'a gittiğim zaman bir kelime bile İngilizce bilmiyordum ve beni Amerikan Koleji'ne yazdırdılar orada. Etrafında uluslararası bir okuldu orası ve etrafında herkes farklı, dünyanın dört bir milletinden insan, işte 45-50 ülkeden insanla aynı okulda okuyorum falan. Hiçbir şey de bilmiyorum. Yani oturduğum sitede öyleyim, yabancıyım. Hani bir de yani ikiz kardeşim var Argun zaten hani onunla beraber en azından bu süreci atlatıyorduk ama yani sürekli hayat mesela Arabistan'dan Türkiye'ye gelmek de ayrı bir mesela Arabistan'a adapte olmuşum, Amerikan kültürüne adapte olmuşum. Türkiye'ye bir geliyorum bambaşka bir ortam, bambaşka bir okul anlayışı, serbest kıyafetten üniformaya geçiş falan. Hani bunların hepsi bir hayatım hep bir adaptasyonla geçti ve dolayısıyla ben çok kolay adapte olabildim bir sürü konuya. Hala da olabiliyorum yani kendime o konuda güvenirim. Hatta Arem de çok iyi bilir yani. Mesela idare edilmesi gereken bir durum varsa ben çok rahat idare edebiliyorum o durum. Çünkü o durumu kendime çok rahat uydurabiliyorum artık bir noktadan sonra. Bir de yurt dışında yaşadığım için de hayatımın çok büyük bir kısmını orada geçirdiğim için de çok farklı kültürden insanlardan esinlendim. Yani arkadaşlarım hepsi şu an dünyanın dört bir yanında sınıf arkadaşım var mesela Kanada'da, Amerika'da, Çin'de, işte Güney Kore'de falan her yerde bir arkadaşım var. Dolayısıyla da hani hepsinden farklı bir şey öğrendim ve mesela bazen kapalı kaldığın zaman farklı kendi ülken dışındaki insanlar hakkında bazı ön yargılarla büyüyorsun. Mesela benim 3. sınıftayken arkadaşım Yunan'dı mesela. Şimdi baktığın zaman belki de Türkiye'de o insan hakkında söylenen şeyler var ama bir de benim gördüğüm bir Yunan var mesela orada. Gayet iyi anlaştığım. Şey yani bu bariyerleri çok rahat kırmamı sağladı ve vizyonumu benim hayattaki en değerli servetim olan vizyonumu da o oluşturdu diye düşünüyorum. Yurt dışında yaşamak, yani bu kadar serüvenli bir inişli çıkışlı bir hayatta bulunmak bana o konuda çok şey kattı. Eğitim hayatında zorluklar yaşadığını biliyorum. Bir tanıdığım şöyle söylemişti. İlkokulda, okulda geçmişe dair çok şey öğrendim. Ama geleceğe dair ise hiçbir şey. Eğitim konusunda senin kadar farklı tecrübe yaşamış birinden bu durumun aynı şekilde gerçekleşip gerçekleşmediğini merak ediyorum. Yani uzunca yıllar Amerikan tedrisatı dediğimiz Amerikan eğitiminden geçtikten sonra Türkiye'ye gelince ben şunu fark ettim. Türkiye'de eğitilmemişiz. Eğitilmiyormuşuz da yani. Yani aldığımız şey eğitim değilmiş. Ya bu tartışmalı bir konu belki de ama yani ben bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Eğer iki tarafı da şey gözlemlemiş bir insan olarak. Yani eğitim ve şey farklı bir konu. Yani eğitilmek ve bir şey sana öğretilmesi. Eğitim ve öğretim farklı konular. Yani eğitimde hani nerede nasıl konuşman gerektiği de bir eğitim. İşte toplum içerisindeki hal ve hareketlerin de bir eğitimden geliyor. Ama mesela atıyorum tarih dersini iyi ezberlemek falan bunlar bambaşka konular. Ve ben Türkiye'de aldığım eğitimde şunu fark ettim. Gerçekten biz oraya sadece vakit doldurmaya gönderilen bir avuç çocuklarmışız. Yani ben tamamen vakit kaybı olarak görüyorum. Ve ben ilk gitmeye başladığım zaman yani Türkiye'de liseye başladıktan sonra da ben şunu fark ettim yani. Ben buraya gerçekten vakit kaybediyorum ben buraya giderek diye düşünüyordum. Ve gidiyorduk da yani mecburduk. Şimdi okulla arası çok kötü biriymiş gibi bir izlenim bıraktın ama üniversiteyi onur öğrencisi olarak bitirdiğini biliyorum. Seni izleyen biri şöyle düşünür. Demek ki okul hayatında çok başarısızdı ama öyle değilsin. Yani ben boşa gideceğini bildiğim bir şeyi gördüğüm zaman asla onunla uğraşmam. Yani benim için lise hayatı, ortaokul hayatı ki ben yani TED'de okudum. Yani Türkiye'nin en iyi okullarından bir tanesi. Çok da minnettarım bundan dolayı. Çok güzel şey bir okul ama yine de ben orada yani genel olarak okullarda harcadığım, Türkiye'de okullarda harcadığım vaktim boşa gittiğini bildiğim için ben orada atıyorum hani o liseyi 5'le de bitirsem bir şey değişmeyecek. Hani şey ucu ucuna bitirsem de bir şey değişmeyecek. Dolayısıyla ben kendimi zaten sevdiğim işe müziğe veriyordum o dönemlerde. İşte onunla uğraşmaya başladım falan. Ama mesela üniversitede işler değişti. Çünkü üniversite tamamen benim tercihim. Tamamen benim istediğim dersler.
Hacettepe Üniversitesi'ne girdiğim zaman seçmeli olarak üzerime vazife olmayan bir sürü ders seçiyordum. Çünkü neden? Ben kendimi o konularda geliştirmek istiyordum ve dolayısıyla da sevdiğim bir şey yaptığım için de ve bunun boşa gitmeyeceğini bildiğim için de çok canla başla çalıştım. Hatta cumartesi günleri bile ben ekstradan özel izinle ders alıyordum rektörlükten. Cumartesi günü bile okula gittiğim oluyordu benim yani. O yüzden severek ve boşa gitmeyeceğini bildiğim bir şey olduğu zaman bunu sonuna kadar yaparım ama Arem mesela bunu çok iyi bilir. Arem'in o dediği şey mesela işte Arman gözünün önündeki şeyi bazen göremiyor dediği konu aslında şöyle. Ben kendi içimde onun saniyelik bir muhasebesini yapıyorum ve attığım taş vurduğum kuşa değmeyecekse ben o taşı atmıyorum. Vay. Güzel bir değerlendirmeydi. Teşekkür ediyorum ve diğer soruma geçiyorum. İnsanlar ilgi çeken meslek gruplarının mensuplarıyla bir araya geldiklerinde onların bunu sergilemelerini isterler. Bunu ben birçok kişiye soruyorum. Senden de bu cevabı merakla bekliyorum. Ya benim bu konularda sürreal hikayelerim şu oluyordu. Aslında bu kime, hangi DJ'ye sorarsan alacağın cevaplar 3 aşağı 5 yukarı bellidir ama yani benim mesela ilk şarkımı Armin Van Buuren çaldı. Ondan sonra 2013 yılıydı. Markete gittim. Geri gelirken işte çocukluk arkadaşlarımdan bir tanesine denk geldim. Çocuklar işte Facebook'ta falan görmüş. İşte çok anlam verememişti. Hani bir şeyler olduğunu anlamış ya. Aa işte Armancığım tebrik ederim bilmem ne falan. Ben de eyvallah abi teşekkür ederim falan dedi. Artık bize bir CD yaparsın dedi. Ben de yani peki falan dedim. Hala o CD borcum var yani. O CD yapmadım ama. Merak ettiğim bir diğer konuysa şu. Biz 3,5 dakikada sizin hitlerinizi tüketiyoruz. Ama bu işin arka planında ne oluyor? Mutfağa ne kadar yoğun? Bu süreç ne kadar uzun? Bu iş aslında bir, yani hem çok basit bir süreç hem de bir o kadar da zorlu bir süreç. Basit olmasının sebebi biz Arem'le zaten hani kendimizce artık deneye yanıla bu işin yani metasını, bir formülünü ya yani kendimize uygun olan formülü biz çözdük. Nedir? Biz hiçbir zaman Arem'le beraber bir şarkıya şeyle başlamıyoruz. Yani bilgisayar açıyoruz böyle hani ne yapsak ne yapsak falan diye boş bir ekrana bakmıyoruz. Biz her zaman önce bir kağıt kalem alıp ne yapmalıyız? Bizim şu an hani Arem Arman stratejisi ne olmalı? Hani bu illa şey değil hani biz bir amaca hizmet eden müzik değil. Atıyorum yani çok niş bir şey yapacaksak da onu da planlıyoruz. Yani biz hiçbir zaman boş bir ekrana bakarak değil, tam tersi maddeler halinde sıralanmış bir şey, bir sayfaya bakarak ne yapacağımızı bilerek bir haritamız olarak başlıyoruz. Dolayısıyla da bizim her zaman şarkılar konusunda, şarkı üretme konusunda çok avantajımız oluyor. Biz mesela Rampop'u normalde bir günde bitirmiştik aranjesini. İlk karar verdik ve o gün aranjesini bitirdik. Ama esas zorlu kısım bu işin bürokratik kısımları. Hani bürokratik dediğim hani sanatçı işte atıyorum 3 tane sanatçı daha ekleniyor şarkıya. Onun sözleşmesi bununla, bununki bununla. Onun işte bilmem nesi şöyle, onun takvimi şuna uymuyor. Bu tarz şeyler birazcık zorlayabiliyor bizi. Onu da artık yavaş yavaş tecrübe kazanarak artık o işi de biraz daha profesyonel bir şekilde halledebiliyoruz. Ama mesela Imagine isimli şarkımız bizim ilk bu çaptaki parçamızdı ve 9 ay boyunca biz onun her şeyle uğraşıyorduk. Yani Leon, işte Bolier Hollanda'dan Skype'la beraber işte 24 saat Arem, Leon, ben uğraşıyorduk falan. 9 ay boyunca işte şuradaki şey frekansını kıssak mı kısmasak mı yani yeter ya aslında. Hiç kimsenin umursamayacağı detaylar için niye uğraşıyoruz ki? Ve ondan sonra da gerçekten şarkı küsebiliyor bir noktadan sonra çok uğraşırsan. Biz ilk günden bitiriyoruz %90'ını, geri kalan %10'unu da yayarak hallediyoruz. Vay, mükemmel bir cevaptı. Türkiye'de şöyle bir şey gözlemliyorum. Belki tüm dünyada bu durum böyledir. Birisi bir meslekle anıldığında buna bir başka meslek eklediğinde haddini aşmış olarak görülerek hep eleştirilmiştir. Mesela Buray, Feride, Rain Man üçlüsünü ele alalım. Feride şarkıcı, şarkıcılığıyla kabul görmüş. Kitlesi var ama kimse tarafından çok yoğun bir eleştiriye maruz kalmıyor. Buray keza öyle. Ama Rain Man'in yaptığı şarkılar Buray ve Feride'ninkilerin toplamının belki 2-3 katından daha fazla hem de uluslararası anlamda dinlenirliği var. Buna rağmen hala Rain Man'i fenomen, YouTuber, Vine'cı gibi sıfatlarla anarak onun müzik anlamındaki başarısına gölge düşürmeye çalışıyorlar. Eminim siz de benim gibi düşünüyorsunuz. Bu sonradan kazandığı bir meslek adı olduğu için hala böyle anılıyor ama herkesin merak ettiği şey şu. Bu adamlar, YouTuber'lar, Vine'cılar, onların tabirleriyle konuşuyorum. Müzik yaptıklarında gerçekten yapıyorlar mı? Yoksa ellerindeki o kitleyi mi yönlendiriyorlar? Ben bu konuda çok iyi bir soru bu arada. İyi ki sordun çünkü bu konuda gerçekten hani açığa kavuşturması gereken bazı şeyler var ve bunu bence yani müziğin içinden olan insanlardan duymaları gerekiyor insanların. Hani Rain Man'in ya da Berkcan'ın falan bu tarz bir şeye ihtiyacı yok. Onaya tabii ki de ihtiyacı yok ama bazı insanların bunu duyması gerekiyor. Biz Rain Man'le de Berkcan'la da defalarca stüdyo
ortamında bulunduk. Beraber bir sürü şarkı yaptık. Berkcan olanlar henüz çıkmadı ama Rain Man'le 1,5 ay gece gündüz beraber çalıştık ve ben şunu gördüm. Bu adam benim hayatımda gördüğüm en dedike müzisyen olabilir. Yani ben şimdi Rain Man'in esas işi müzisyen olmak değil. Adamın öyle bir kaygısı zaten, öyle bir niyeti, öyle bir mesajı zaten. Zaten kendi söyleminde de yani bir içerik üreticisi. Ya bu ben Rain Man'e ve Berkcan'a, yani bu konudaki başarılı olan insanlara bir influencer, bir YouTuber değil, bir medya olarak bakıyorum. Bu insanlar bir medya. Bu adam yarın öbür gün radyo programı yapsa radyo dinlenir. Bu adam TV programı yapsa TV izlenir. Yani bu adamlara şey olarak bakmamak lazım. Bir influencer'dan öte bir etkileri var. Ve ben şunu gördüm. Türkiye'deki onu eleştiren müzisyenler onun işine duyduğu ve müziğe duyduğu saygının %10'unu duysalardı hiç Rain Man'a bunları söylemek zorunda kalmazlardı. Zaten başarılı olurlardı. Olurlardı. Diyorsun. Onların sorunu çok kötü müzik yapıyorlar. Rain Man de muhteşem bir müzik yapıyor. Ne yaptığını çok iyi biliyor. Klibinden müziğin en ufak detayına kadar sürekli irtibat halinde, sürekli klavyenin başında bir şeyler yapıyoruz. Berkcan da keza öyle. Bu adamların işine duyduğu saygıyı o kadar üst düzey ki diğerleri sanırım bunu yapmadıkları için, bu konuda tembel oldukları için bence kolay yol olarak o insanları buradan vurmayı seçiyorlar. Bunu kişisel olarak sormuyorum. Sonuçta bir ortaklığınız var ve kariyerinizle ilgili kararları müşterek alıyorsunuz. Bugüne kadar bu kararlar size bazı başarılar getirdi. Peki getirdiği başarısızlıklar nelerdi? Bugüne kadar yaptığınız en büyük hatanız neydi? Biraz keşkelerinizden bahsetmek ister misiniz? Bugüne kadar yaptığımız en büyük hata bence Alem'le benim kesinlikle en büyük hatamız. Başka insanları bize ya Alem Arman siz bu konuyu çok iyi bilmiyorsunuz bizim dediğimizi dinleyin demesini bizim de buna peki dememiz oldu. Çok yani, zaman kaybettiren işler oldu. Yani durun bu değil, durun bu değil. Aslında bizim için yani atıyorum bir işi yapmadan önce 10 tik atıyorsak 10 tikin 10'u da almış fikirlerin hep durdurulması gibi durumlarla karşılaştık. Yakın gelecekte planlar neler genel olarak? Ve başka hayatınızda değişecek şeyler var mı? Bizim Arman'la beraber aynı zamanda çocukluk arkadaşımız Batuhan, üç ortak girmiş olduğumuz yeni bir projemiz var. Bu projenin adı ilk defa buradan telaffuz etmiş olalım. Colony. Yani aslında bir community, aslında bir isminden de anlaşıldığı gibi evet bir topluluğun oluştuğu bir oluşum kuruyoruz şu anda. Yani kısacası birbiriyle ilişkili üç şeyin bir arada olduğuna inandığımız müzik, giyim ve yemek konseptinin bir arada olduğu bir yapı kurmak üzereyiz. Hatta sen de geldin inşaatlarını gördün. Hadi gidelim. Gel bir takip edelim inşaatları. Merak ediyorum abi. En son nerede bıraktınız? İşte stüdyolar yapıldı. Şu an göreceksin. Bitti, aydınlatmalar falan bitti. Abi süper. Restoran kısmına giriliyor işte şimdi. Bakalım. Piano Jewelry sundu.